Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım güzel bir yaz geçiriyorsunuzdur. Bu videoda ikiz alevle ışın alev arasındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerine duracağım. Daha önce ışın alev ve ikiz alevle ilgili birçok video yaptım. Daha doğrusu Işın alevle ilgili bir videom var ama ikiz alevle ilgili birçok videom var ve bazı videolarımda da her ikisine de değindim. Işın alev, altın ışık, altın alev olarak da biliniyor. Hani duymadıysanız eğer, belki onları duydunuz diye hatırlatmak istedim. Kısaca tabii bilgi vereyim yine de. Unutmuş olabilirsiniz ya da belki ilk defa bu videoda bu konuya rastladınız. Işın alev ya da altın ışık, altın alev dediğimiz bilhassa kişilerin çok yüksek ilahi duygular içinde oldukları ve genellikle her iki tarafında tekamül sürecinde epeyce ilerledikleri ve duyguların karşılıklı olduğu ve her iki tarafta da aynı oranda olduğu birlikteliklere ya da karşılaşmalara diyoruz. İkiz alev ise benzer şeyler içermekle beraber daha çok tekamülün başında karşılaştığımız ve bizi tekamül ettiren ve bu süreçte bizi oldukça zorlayan, karmalarımızla yüzleştiren birlikteliklere diyoruz. Şimdi zaten aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerinde dururken daha güzel anlaşılacak, ortaya çıkacak. İsterseniz önce benzerlikler üzerinde duralım. Ve asıl konuya geçmeden önce kısa bir hatırlatma da yapayım. Doğum haritası bakmak isteyenlere yardımcı oluyorum ve ben doğum haritalarında çoğunlukla karmalarınıza, yaşam yolunuza ve geçmiş yaşamdan getirdiğiniz derslere, bu hayatta ödemeniz gereken derslere ve ne yaparsanız karmalarınızın üzerine çıkarsınız ve hayat amacınıza doğru ilerlersiniz ve benzeri noktalar üzerinde duruyorum. Aynı zamanda ilişki analizleri yapıyorum. Yine doğum haritaları üzerinden. Ve yine bu haritalarda karşılaştırırken kişilerin haritalarını partnerleriyle bu ilişkinin bir geleceği var mı? Niçin karşınıza çıktı? Bu kişi size ne öğretiyor? Siz ona ne öğretiyorsunuz? Ve hayat sizi destekliyor mu? Aranızda bir karma var mı? Varsa nasıl bir karma var? Ve tanıştığınız gün aslında o gün bu karşılaşmanın amacı neydi, anlamı neydi? Niçin o gün karşılaştınız? Ve benzeri konuların üzerinde bilhassa duruyorum ve bu birliktelik ne kadar devam eder, nasıl devam eder gibi detayları da veriyorum. Oldukça detaylı çalışıyorum. Ve daha önce doğum haritası almayanlara bu ilişki analizleri çalışmamda aynı zamanda doğum haritası veriyorum ve ömürlük oluyor bunlar. Bunlarla ilgili de yine bilgi almak isterseniz aşağıya mail adresimi, Instagram adresimi bırakıyor olacağım. Bunun yanı sıra geçmiş yaşam terapisi, meleklerle şifalanma, melek koçluğu ve bolluk bereket çalışmaları, eril dişil dengeleme çalışmaları isterseniz yine bunlarla ilgili de hizmet veriyorum. Aynı zamanda Cin Adrian arınma sistemi seansları veriyorum. Oldukça etkili. Ben kendime de uyguladığım ve çok çok memnun kaldığım, yani çok kısa sürede sonuç aldığım bir çalışma, bir seans ve terapi biçimi. Yine bununla ilgili de çalışmak isterseniz bu konuda da hizmet veriyorum ve birkaç seans alana, yani işte hem doğum haritası alana hem de başka bir seans alana aynı zamanda yardımcı oluyorum daha uygun fiyatlar üzerinden.
Şimdi konumuza gelelim. Evet, ışın alev ve ikiz alev arasındaki benzerliklere bir bakalım. Şimdi her ikisi de bizi tekamülde ilerletir. Bu zaten en önemli benzerliktir. Çünkü zaten bu tür karşılaşmalar sıradan karşılaşmalar değildir. Çok yüksek duygular içerir ve bizim hayat yolculuğumuzda önemli dönüm noktalarımızda karşımıza çıkarlar. Ve genelde kişiler bir değişim içindedir. Büyük bir değişimdir bu. Hem içsel olarak, psikolojik olarak, manevi olarak bir değişim söz konusudur. Hem de dışsal olarak çevresi değişiyordur kişinin. Belki işi değişiyor, kariyeri değişiyor. Hayatındaki insanlar belki hayatından çıkıyor. Ya da bu süreçte yeni ve farklı bir çevreye giriyor. Mekan değiştiriyor, taşınıyor, ülke değiştiriyor. Ve bunların hepsi aynı zamanda kişinin iç dünyasında derin izler bırakıyor ve kişi hayatı sorguluyor. Yani her ikisi de böyle bir süreçte karşımıza çıkarlar. Her ikisi de bize çok önemli şeyler öğretirler. Karşımızdaki kişiler bize bazı deneyimler yaşatarak, belki biraz keder ve üzüntü yaşatarak, isteyerek ya da istemeyerek bize önemli şeyler öğretirler. Ve her ikisinde de biz tekamülün belli bir seviyesine doğru ilerlerken belki farkında olmadan yeni yetenekler kazanırız. Boyut atlarız bilinç düzeyinde. Bilinç seviyemiz yükselir. Ve bu süreçte belki psişik, spiritüel bazı yeteneklerimiz ortaya çıkar. Her ikisinde de karşımızdaki kişiye duyduğumuz sevgi, bağlılık, aşk çok yüksek bir seviyededir. Tutku yine yüksek seviyededir. Ve her ikisinde de biraz böyle olağanüstü diyebileceğimiz deneyimler yaşarız. Yani çok sıradan olmayan, her zaman yaşamadığımız ve herkesle yaşamadığımız durumlar. Yani işte eş zamanlılıklar gibi. Ya da çok önemli bazı şeylerin hayatımızda zuhur etmesi, vuku bulması. Yani bu anlamda da bu beraberliğin sıradan olmadığını çok derinden hissederiz. Yani genel olarak bu şekilde hani benzerlikler. Her ikisi çünkü birbirine karıştırılabiliyor. Aslında ben farklılıkların üzerinde daha çok durmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi bu ikisi birbirine karıştırılıyor. Kişi ikiz alev yaşadığı halde bunu ışın alev zannediyor. O yüzden buna biraz açıklık getirmek istedim. Çünkü bunlarla ilgili de çok fazla soru alıyorum. Şimdi farklılıkların üzerinde duralım. Sizin varsa sorularınız aşağıya yorumlara da bırakabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyorum. Ve fırsat bulursam da cevaplıyorum. Farklılıklar üzerinde durursak. İkiz alev tekamül sürecinin başında karşımıza çıkar. Ve biz henüz o noktada henüz olgunlaşmamışızdır. Ve belki de manevi algılarımız daha yeni açılmaya başlıyordur. Bu süreçte manevi olanla, ruhsal olanla belki de ilk defa bağlantıya geçiyoruz. İlk defa kalp çakramız açılıyor ve ilk defa hayatımızda sarsıcı ve önemli değişimler yaşanıyor. Bu da aynı zamanda bizim ilk manevi krizlerimize neden oluyor. Bu en önemli fark. Çünkü ışın alev yolculuğun ilerleyen süreçlerinde karşımıza çıkar. Belli bir tekamül seviyesine gelmişizdir. Ve karşımızdaki kişi de benzer olgunluk seviyesindedir. Yani birisi daha fazla tekamül de ilerlemiş olabilir ama karşımızdaki de hani sıradan birisi değildir olgunluk anlamında.
ikinci olarak ikiz alevli karşımızdaki kişi genelde bir vardır, bir yoktur. Zaman zaman kendini geriye çeker, sonra zaman zaman da tekrar ortaya çıkar. Bazen kendini tamamen kaybettirir, bazen ona ulaşamazsınız. Bir süre sonrası tekrar gelir. Ve karşımızdaki kişi tam olarak ne istediğini bilmez bundan dolayı. Çünkü bir vardır, bir yoktur. Evet, duygular yine karşılıklıdır. Çok yüksek duygular hissedilir ama karşımızdaki kişi tekamüle girmek istemez, olgunlaşmak istemez. Hep aynı şeylerin içinde döner durur, döner durur. Bize olan hisleri de yüksek olduğu için zaman zaman geri gelir, sonra tekrar geri döner. Şunlarla da karşılaştım. Mesela her ikisi de belli bir tekamül seviyesine gelmiş ama bir taraf yine kaçıyor. Yani tekamülün ilerlemiş bir sürecinde olduğu halde kaçıyor. Çünkü orada da şunu fark ediyorum. Birisi tekamül ettirmek, diğeri tekamül etmek için bu karşılaşma yaşanmış. Yani birisi diğerini tekamül ettiriyor. Zaten tekamülün bir sürecine kadar ilerlemiş. O zaten tekamül etmiş. Ama diğeri tekamül etmesi için bu karşılaşmayı yaşamış. Yani kadersel bir bağlantı. Fakat hayat yolları birleşmiyor. Sadece tekamül etmek için karşılaşmışlar. Yani diğer kişi onu tekamül ettirmek için karşılaşmış. O zaman da işte o tekamül etmiş olan ve tekamül eden, hani var dedik ya, tekamül etmiş olan bir vardır, bir yoktur. Bir gelir, bir gider. Yani ikiz alevlerde bunlarla da karşılaşıyoruz. Fakat ikiz alevlerde bu beraberliğin uzun, çok uzun sürmesi, ömürlük olması ya da ömür boyu mutluluk vermesi söz konusu değildir. Yani bunları da zaten haritalarda görüyorum ve inceliyorum. Dolayısıyla bir başka en önemli fark, ikiz alevde bir tarafın tekamül ettirmesi ve sürekli bir var bir yok olması en önemli farklardan birisidir. Işın alevde ya da altın ışıkta ise böyle olmaz. Her ikisi de birlikte olmak için çaba gösterir. Bir var bir yok durumu yoktur. Her ikisi de tüm varlığıyla oradadır. Fakat hayat onların elinde olmayan sebeplerle zaman zaman yollarını ayırabilir. Fakat bu ikiz alevdeki gibi kişinin elinde olan bir şey değildir. Yani ikiz alevde kişi isterse hep var olabilir ama bunu tercih etmez. Fakat ışın alevde böyle değildir. Kişilerin ellerinde olmayan engeller vardır. Ve kişiler bunu kontrol edemez. Aralarında böyle önemli bir fark vardır. Ve bu engeller ne olabilir mesela? Yani bir kişinin mesela farklı bir ülkede yaşaması gerekiyordur. Ve bu onun ruhsal görevidir. Yani bundan kaçamaz. Fakat diğerinin de başka önemli sorumlulukları vardır. O da onun ruhsal bir görevidir. Dolayısıyla bu şekilde ayrı kalma ihtimalleri vardır. Başka bir şey ise aralarında fiziksel engel olabilir. Yani bir kişi gerçekten engelli olabilir. Hani görme engelli olabilir mesela. Ya da hayatında onu bağlayan çok önemli bir sorumluluğu vardır. Ve diğerinin ruhsal görevleri de buna engel oluyordur. Yani her ikisinin engelleri de onların tekamül etmeleri için gereken engellerdir. Ama bunlar ikiz alevdeki gibi hani ailevi sorumluluklar değildir ya da kişinin bahaneleri değildir, kaçtığı şeyler değildir, travmaları değildir. Kişilerin
ruhsal yolculuklarında yapmaları gereken sorumluluklar gereği ayrı kalma durumları vardır. Bazen de dediğim gibi fiziksel engellilik de buna sebep olabilir. Yani bir kişinin gerçekten fiziksel olarak bir engeli olabilir. Hani bunlar da zaman zaman bu tür ayrılıklara neden olabilir. Bir başka fark. İkiz alevde bir taraf diğerinin hep canını acıtır. Diğeri ise hep canı acıyanmış. Yani bu da tabii ki tesadüf diyebilir. Yani burada da kadersel bazı durumlar söz konusu. Tabii hani bunlar karma ile bilhassa ilgili. Işın alevde ise her ikisi de birbirinin canını acıtır. Şimdi nasıl diyeceksiniz, yani neden canın acıtır, ışın alevde böyle bir şey olabilir mi? Olur, çünkü orada aslında bunu bilerek yapmazlar, istemeden yaparlar. Yani yine ellerinde olmayan sebeplerle her ikisi de birbirini üzer. Bunu isteyerek yapmazlar ve bundan dolayı da üzüntü duyarlar. Bunun da yine önemli ve anlamlı sebepleri vardır. Yani mesela az önce söylediğim bir araya gelememe durumu mesela. Bu yüzden birbirlerini karşılıklı üzebilirler ve bu onların kontrol edebildiği bir şey değildir. Onların tekamül etmeleri için gereken sorumlulukları yüzünden böyledir. Her ikisi de ışın alevde birbiri için acı çeker. Birbirinin yaralı şifacısıdır her ikisi de. Hem yaralarını sararlar hem de o yaraları biraz açarlar. Yani o yaralı yerlerine denk gelirler her ikisi de. Ama ikiz alevde öyle olmaz. İkiz alevde biri yaralar, biri üzer, diğeri yaralanır ve üzülür. Bu bence en önemli fark. Yani buradan anlayabilirsiniz. Ve bir başka fark. Işın alevde tekamül seviyeleri birbirine yakındır. Ve her ikisinde İstek, arzu, tutku, yani aşağı yukarı aynı orandadır. İkiz alevde öyle değildir. İkiz alevde bir taraf daha isteklidir, bir taraf daha tutkuludur. Diğer taraf ise daha çekinik, daha çekimser ve az önce de söylediğim gibi biraz öyle kararsızdır. Bu da yine bir diğer en önemli farktır. Ve genelde ışın alev tekamülün ilerleyen süreçlerinde karşımıza çıkar. Dolayısıyla her ikisi de tekamülün belli bir seviyesindedir. Bu sebeple bir kişi diğerine göre yaş olarak daha büyük olabilir. Yani ikiz alevde de vardır bu ama ışın alevde bu fark daha büyük olabilir. Yani 30 yaş gibi, 40 yaş gibi, hani daha, oradaki ara daha da açılır ışın alevde. Ve mesela ikiz alevde bir taraf tekamül ettiği için diğer taraf ya tekamül etmiş ya da tekamülden tamamen uzak olduğu için bir taraf sürekli seyahat etmek ister. Ama ışın alevde her ikisi seyahat etmek ister. Çünkü seyahat etmek tekamülün gereğidir. Bir nevi haç vazifesidir. Yani ışın alevde kişiler ya birlikte ya da birbirlerinden ayrı olarak seyahat ederler. İkiz alevde bir kişi daha içine dönerken ve manevi olarak gelişirken ışın alevde her ikisi de manevi olarak gelişir ve şöyle bir fark vardır aynı zamanda. Burada ışın alevde her ikisi de köklenmiştir ve somut maddi olanakları daha fazladır. Yani şunu demek istiyorum, hani işi gücü yerine oturmuştur ya da ruhsal vazifesi görevi yeni bir iş kurmuştur. Yani her ikisinin böyle özellikleri vardır. Şurada parantez açmak istiyorum. Işın alev de şunu söylemek doğru olmaz. Yani ışın alev yaşayan kişilerin hepsi ruhsal rehberlerdir. Hayır, öyle değildir.
Zaten ruhsal rehber olsalar bile, ruhsal rehberlik sadece ruhsal işler yapmak, manevi işler yapmak demek değildir. Yani dünyevi işler yaparak da aslında insanlara ruhsal, manevi destek oluruz, rehberlik yaparız. Ve Işın Alev'de bunu daha çok görürüz. Yani İkiz Alev'de kişiler daha çok bir kişi daha çok ruhsal tarafa yönelirken, bir kişi daha dünyevi tarafta kalırken, Işın Alev'de her ikisi de dengelidir. Yani hem manevi tarafları vardır, hem dünyevi tarafları vardır ve ikisi daha dengelidir. Işın Alev yaşayan kişiler daha ayakları yere basmış, köklenmiş, hayata daha güzel tutunan kişilerdir. Bu da bir başka önemli fark. Evet, genel olarak söylemek istediklerim bu kadar. Sizin de aklınıza gelenler varsa, sorularınız varsa, yorumlarınız varsa aşağıya bırakın. Vaktim oldukça size dönüş yaparım. Ve yine bana ulaşmak isterseniz Cigdem Özay Akademi Instagram adresim ve cigdemozay.ya@gmail'de mail adresim. Bana bu şekilde ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.